Evet değerli izleyenler, Kursa'nın sunduğu İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda bu seferki stand ziyaretimiz Leli firması ve Derya Özkan yanımızda. Derya Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk, merhaba. Leli firmasını artık dünya markası olduğu için Türkiye'de bilen var mı diye sormak istemiyorum. Profesyonel yatırımcılar konusunda ciddi çalışmalarınız var. Özellikle süt sağım robotlarınız Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Evet. Bu konuda çalışmalarınız nasıl gidiyor Leli olarak? Sizleri dinleyelim efendim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Leli süt sağım makineleri, süt sağım robotları konusunda bir ilki gerçekleştirdi. İlk süt sağım robotunu zaten Leli yaptı. Dolayısıyla biz her sene zaten lideriz deyip de, pazara hakimiz deyip de bir şeylerden eksik kalmamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle daha yakından temasa geçiyoruz. Yeni müşterilere ulaşmak için bir takım politikalar uyguluyoruz. Pazarlama stratejileri uyguluyoruz. Ve daha çok müşteri odaklı olmaya çalışıyoruz. O yüzden öncelikle hedefimiz müşterileri anlamak, müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek, yatırımcılara doğru şekilde yönlendirmek ve eğer gerçekten ürünlere ihtiyaçları varsa Leli'yi önermek. Dolayısıyla çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Evet, süt sağım robotunda bir hayvan standardımız var mı? Değerli izleyicilerimiz, ben de bir süt sağım robotu alayım dediği zaman kaç baş olmasını öneriyorsunuz bir robot için mesela? Şimdi bizim bir robotumuzun maksimum kapasitesi 60-65 sağmal. Robotun bir finansal ücreti var, finansal yatırımı var. Yani bir robot alacak çiftliğin bizce minimum 30 hayvan üzerine sahip olması gerekiyor. 30 sağmal üzerine sahip olması gerekiyor ki yatırdığı paranın geri dönüşünü kolaylıkla alabilsin. 2 veya 3 hayvan sahibi olanlara biz çok önermiyoruz açıkçası. Bir robot dediğim gibi 60-65 sağmal kapasite bir robot. Dolayısıyla 65'e kadar inekleri rahatlıkla sağabiliyor. Onun üzerine çıktığında atıyorum 130 olduğunda 2 robota yönlendiriyoruz. Evet. Herhangi bir, lafınızı böldüm, herhangi bir hayvan ayrımı yok Jersey hariç. Bütün hayvanlar rahatlıkla girebiliyor. Zaten bütün inekler genel olarak bakılarak üretildiği için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Evet, tabii bu süt sağım robotu sadece inekler için. Onun dışındaki besi çiftlikler için de yem toplayıcınız ve diğer ürünleriniz de var. Değerli izleyicilerimize onlardan da bahsedelim. Tabii beside kullanabileceğimiz yem itme robotumuz var. Leyli Juno diye adlandırdığımız. Leyli Vector otomatik yemleme sistemimiz var. Otomatik yeme hazırlıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Rasyonu veriyorsunuz sadece sisteme. O oradan belli rasyonlarda, belli oranlarda alıyor. Rasyonu oluşturuyor. Hayvanların ihtiyaçlarına göre, ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen saatlerde yemi otomatik dağıtıyor. Eğer hayvanların önündeki yem miktarı azalmışsa tekrardan içeride mutfakta yem hazırlıyor ve gene tekrardan takviye yemini veriyor. Ciddi anlamda bir işçilik istiyor ve bunu da işçi olmadan yapıyor. İşçilik maliyetlerimizi de azaltıyor. Kesinlikle. Zaten bütün sistem yazılım tarafından yönetiliyor. Siz dediğim gibi elinizdeki bir akıllı telefonla veya bilgisayarınızın başından gün boyunca neler olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi hayvan ne kadar yemiş, hangi miktarda yemiş, işte bunu ne kadar arttırmak lazım, bunun İşte canlı ağırlığa yansıması nedir? Mesela sağmallarda süte yansımasını bakıp ona göre rasyonu ayarlıyorlar. Bu şekilde ayarlamalar yaparak sadece yazılımda bir iki ayar değişikliğiyle siz bütün sürüyü tek bir tuşla yönetmiş oluyorsunuz. Evet. Güzel çalışmaları Türkiye'de artık bilen insan sayısı artıyor mu? Gün geçtikçe açıkçası artıyor. Baktığınızda gelen telefonlar artıyor, aldığımız mailler artıyor, sosyal medyada da keza aynı şekilde çok olumlu yorumlar da alıyoruz. İnsanlar gittikçe artık teknolojinin farkına varıyor ve onu kullanmaya da çalışıyorlar. Ekonomik tabii nedenlerden ötürü olabildiğince herkes kendi bütçesine uygun çözüm seçiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.